Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere ondalık gösterimleri verilen sayıları karşılaştırma konusundan bahsedeceğim. Yani bildiğimiz anlamda sıralamalarından. Aşağıdaki ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterelim. 0 tam onda 3, 0 tam onda 5 ve 0 tam onda 8 sayılarının yerlerini gösterelim. 0 tam olduğu için 0 ile 1 arasında yer alır. Burası 0, burası 0 tam onda 1, 10 parçaya ayrılmış, 0 tam onda 2, 0 tam onda 3, 0 tam onda 4, 0 tam onda 5, 0 tam onda 6, 0 tam onda 7, 0 tam onda 8, 0 tam onda 9 ve 1 tamı gösteriyor. O zaman 0 tam onda 3 sayısının bulunduğu yer, buradaki ifade 0 tam onda 5 ve 0 tam onda 8. Yani kesir olarak düşünürsek 0 tam onda 3 ondalık gösterimini onda 3 olarak gösteririz. Bunun anlamı 0 ile 1 arası 10 eşit parçaya bölünür ve 3. parçasına ilerlenir. Veya direkt bu şekilde 10 parçaya ayrıldıysa verilen ifadeyi ondalık biçimde de gösterebiliriz. Ondalık gösterimin tam kısmı 0 olduğunda ondalık gösterim 0 ile 1 doğal sayılar arasında yer alır. Yani basit kesir olduğundan dolayı 0 ile 1 arası 10 eşit parçaya bölünür ve ondalık gösterimin sayı doğrusundaki bulunduğu yer belirtilir. Asya, Çınar ve Fulya isimli 3 öğrenci bir pet şişedeki suyun kaç litre olduğunu ölçüp bulduğu değerleri yukarıdaki tabloda yazmıştır. Bulunan ondalık gösterimleri karşılaştıralım. Asya'nın bulduğu değer 0 tam onda 5 litre. Çınar'ın bulduğu değer 0 tam %50 litre. Fulya'nın bulduğu değer 0 tam binde 500 litre. O zaman bunu eğer sayı doğrusunda gösterirsek 0 tam onda 5 değeri eğer bunu daha düzgün şekilde çizerseniz defterinize 0 ile 1 arası 10 eşit parçaya bölünür ve bunun 5. parçası alınır. 0 tam %50 ifadesi yine 0 ile 1 arası bu sefer yüzde olarak okunduğu için 100 eşit parçaya bölünür ve 50.si alınır. Aynı şekilde 0 tam binde 500 sayısı için yine 0 ile 1 arası 1000 eşit parçaya bölünür ve 0 tam 500, 500. parçası alınır. Eğer sayı doğrusunda gösterdiğiniz zaman 3 değerinde aynı sonucu aldığını görürsünüz. Buradan o zaman şöyle bir sonuç çıkabilir. Virgülden sonraki sayıların arkasına istediğimiz kadar sıfır koyarsa sayının sonucu değişmez. Yani ondalık gösterimlerde ondalık kısımdaki sayının arkasına yazılan sıfırlar sayının değerini arttırmaz veya azaltmaz. Örneğin 0 tam onda 7, 0 tam %70, 0 tam binde 700, 0 tam 10 binde 7000 şeklinde. Dikkat ederseniz arkasına koyduğumuz sıfırların hiçbir değeri yok. Yani buradaki sıfırları istediğimiz gibi silebiliriz veya istediğimiz gibi ekleyebiliriz. Herhangi bir şekilde sayının değeri artmaz veya azalmaz. 2 tam onda 4 ondalık gösterimini sayı doğrusunda gösterelim. Nasıl göstereceğiz? Yapacağımız olay sayı doğrusunu çizelim. 0, 1, 2, 3 şeklinde ilerleyen bir sayı doğrumuz var. 2 tam olduğu için 2 tam ilerledikten sonraki parçayı onda 4 olduğundan dolayı 10 parça ayırıp 4. parçasını bulacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çizgi çizdiğimiz zaman 10 parça ayrılır. Birinci parçamız 2 tam onda 0, 2 tam onda 1, 2 tam onda 2, 2 tam onda 3 ve şuradaki sayımız 2 tam onda 4'e denk düşer. Ondalık gösterimlerin sayı doğrusunda yeri belirlenirken öncelikle tam kısmına bakılır. Bu işlem ondalık gösterimin sayı doğrusunda hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. Daha sonra ondalık kısım bir basamaklı ise doğal sayılar arası 10 eşit parçaya bölünür. Ondalık kısım 2 basamaklı ise doğal sayılar arası 100 eşit parçaya bölünür. Ondalık kısım 3 basamaklı ise doğal sayılar arası 1000 eşit parçaya bölünür ve ondalık basamaktaki sayıya kadar sayı doğrusunda sağa doğru ilerlenir. 4 tam %43 ondalık gösterimini sayı doğrusunda gösterelim. O zaman 4 tam olduğu için verilen ifademiz mutlaka 4 ile 5 arasında yer alacak.
O zaman yapacağımız olay 4 ile 5 arasını 100 eşit parçaya ayırıp buradan 43. sayıyı almak yerine bunu ilk etapta 10 eşit parçaya ayıralım. Yani 4 tam onda 1, 4 tam onda 2, 4 tam onda 3, 4 tam onda 4, 4 tam onda 5 ve bu şekilde devam etsin. Sayımız 4 tam onda 4 ile devam ettiği için 4 tam onda 4 ile 4 tam onda 5 arasına yakınlaştırma yapalım. Yani İngilizcesi zoomlama yapalım. O zaman 4 tam onda 4 ile 4 tam onda 5 arasını 10 eşit parçaya böldüğümüz zaman burası 4 tam onda 40 olarak düşünürsek 4 tam onda 41, 4 tam onda 42, 4 tam onda 43. Yani 4 ile 5 arasını 100 eşit parçaya ayırmak yerine ilk etapta 10 eşit parçaya ayırıp istenilen aralığı tekrar yeniden 10 eşit parçaya ayırdığımız zaman verilen sonucu buluruz. Aşağıda modellenmiş 0 tam onda 3 ve 0 tam onda 5 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım. Şimdi dikkat ederseniz 1 tam bütün 10 eşit parçaya ayrılmış ve 3 parçası işaretlenmiş. Aynı şekilde 1 tam bütün 10 eşit parçaya ayrılmış ve 5 parçası işaretlenmiş. Hangisi daha büyüktür veya hangisi daha küçüktür şeklindeki bir ifade için 0 tam onda 3'ün 0 tam onda 5'ten daha küçük olduğunu görürüz. Yani ondalık kısımlar eşitse normal 3 5'ten küçük olduğu için 0 tam onda 3 sayısı 0 tam onda 5 sayısından daha küçüktür denir. Aşağıda modellenmiş 2 tam onda 7 ve 2 tam onda 5 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım. O zaman 2 tamlar aynı, sonraki parça 10 parçaya ayrılmış ve 7 parçası 7 parçası işaretlenmiş. Aynı şekilde 2 tamlar aynı, sonraki bölüm 10 parçaya ayrılmış ve 5 parçası alınmış. Dikkat ederseniz tam kısımlar aynı. Burada da şuradaki ifadenin buradaki ifadenin 2 fazla bölümünün işaretli olduğunu görürsek o zaman 2 tam onda 7 sayısının 2 tam onda 5 sayısından daha büyük olduğunu görürüz. Ondalık gösterimlerde sıralama yapılırken önce tam kısımlara bakılır. Tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür. Tam kısımların eşit olması durumunda ondalık kısımları karşılaştırılır. Ondalık kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyük olur. Yani dediğim olay 3 tam %54 ile 7 tam %12 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım şeklindeki bir soruda. Burası 3 tam 7 tam olduğu için 7 tam her zaman için 3 tamdan daha büyük olduğu için şekil çizmeden 7 tam %12 sayısı büyüktür. 3 tam %54 sayısından denir. 7 tam %25 ile 7 tam %21 ondalık gösterimlerini karşılaştıralım. İlk etapta baktığımız tam kısımlar. Tam kısmı büyük olan sayı daha büyüktü. Peki buradaki tam kısımlar eşit midir? Evet. Yapacağımız olay bu sefer ondalık kısımlarını sıralamak. Yani 25 21'den daha büyük olduğundan dolayı 7 tam %25 sayısı daha büyüktür. 7 tam %21 sayısından denir. 4 tam onda 2, 4 tam %23, 4 tam binde 215 ondalık gösterimlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 4 tam kısımları her birinin 4 olduğundan dolayı bu sefer yüzdelik kısımlarına bakacağız. Yani 4 tam onda 2, 4 tam %23 ve 4 tam binde 215. Peki bunları sıralarken bakıyorum. Ondalık kısmında 1 tane basamak var. Ondalık kısımda 2 basamak var ve ondalık kısımda 3 basamak var. Hatırlarsanız virgülden sonra konulan sıfırların hiçbir anlamı yoktu. O zaman hepsini eşitleme adına yani 3 basamaklı yapma adına boş olan yerlere 0 koyarsam tam kısımlar eşitse yapacağım olay ondalık kısımları sıralamak. O zaman ondalık kısımları sıralarsak 200, 230 ve 215. Hangisi daha büyük? 230. O zaman 4 tam %23 sayısı büyüktür. 215'ten yani 4 tam binde 215'ten o da büyüktür. 4 tam onda 2'de. Tekrarlarsak tam kısmı büyük olan ifade daha büyüktür. Eğer tam kısımlar eşitse ondalık kısımları sıralayacağız. Eğer ondalık kısımlarda da basamaklar eşit değilse basamakları eşitleme adına istediğimiz kadar 0 koyabiliriz. Evde mutlaka
konu tekrarı yaptıktan sonra bol soru çözüp konuyu desteklemeniz gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.